da Shinto, Japonya'nın en eski dinidir. Bu dine inananlar kamilere saygı duyar. Onlar için ritüellere katılırlar. Kamiler, her şeyi ve hayatın tümünü canlandıran, biçimsiz ve görünmeyen ruhlardır. Doğal olaylar, insanlar veya cansız nesneler, kamiler için araç olabilir. Şintoizm, 2000 yıldan daha eski bir gelişim sürecine sahiptir. Şintoizm, toplumun iyiliği için yapılan ritüelleri içeriyordu. Şintoizm tapınakları Japonya'da her yerdedir. Küçük evlerin çatı katlarından büyük binalara kadar tapınak olan yerler vardır. Bazı tapınaklar kırsal bölgedeyken bazıları şehirdedir. Tapınak binaları kamiler için geçici bir yerleşim yeri hükmündedir. İç mabedin içinde saklı, dıştan görünmeye kapalı, kutsal bir nesne ile temsil edilirler. Bir Shinto tapınağını ziyaret eden kişiler, Tori denen kemerli bir girişten girerler. Ziyaretçiler lavabodaki suyla el ve ağızlarını yıkayarak temizlenirler. Tapınağın önünde kamilerin dikkatini çekmeye çalışırlar. Sağlıklı bir çocuk sahibi olmak veya üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olmak için dilekte bulunabilirler. İyi şans duaları satışa sunulur ve ziyaretçiler özel levhalar veya daha sonra papazların ritüellerde kullanacağı beyaz kağıt şeritler üzerine dualarını yazabilir. Kamiler bazen insan biçiminde temsil edilir. Tıpkı müzedeki bu iki sanat eseri gibi. Fakat kılıç yapımı gibi birçok geleneksel sanat Şintoizmle bağlantılıdır. Çoğu Japon önemli anlarını tapınakta kutlar. Örneğin reşit olma veya evlilik törenleri. Şintoizmin kökleri eskiye dayansa da modern hayatın bir kısmını da içerir. Her yıl yapılan Şintoizm festivallerinin birçoğunda kamilerin söz konusu topluluğu ekonomik olarak canlı kılması beklenir. Kamiler ziyaretleri sırasında eğlensinler diye taşınabilir tapınaklarına konur. Şintoizmde arınma ritüelleri önde gelir. Bu ritüellerde su, hatta ateş bile kullanılır. Yeni yılda tapınakları çok sayıda insan ziyaret eder. Gelecek yıl için şanslı olmayı umar. Bu Şintoizm uygulamaları yüzyıllar boyunca gelişti ve Japonya'da değişen hayat tarzlarına ayak uydurdu. Gelecekte de uydurmaya devam edecek.